içeriği. Bel soketine girmeniz çok önemli. Direkt bel soketine girin. Rakibinizin, partnerinizin. Eller burada kafada değişiyor. Bunu şöyle bir 5 dakika yapalım. Isınalım. Pozisyonu anlayalım. Altlarla dolamıyorsunuz. Yok yok. Şu sadece bir düşünün. Anlamayan başka sorusu olan. 3, 2, 1. Kendi sikletinizle partner kurursanız çok iyi olur arkadaşlar. Yok yok, sıkıntı da olmaz. Bence sinergiye söyleyebilirsiniz. Bak, ayaklarım şu an sinergiye. Onun için bundan çekerek, bizimle diktirerek benim topuklarım tamamen kalkıyor arkadaşlar. Şöyle mi? Önce düz, önce düz çek. Yani bunu çek, kendine çek. Kendine aynı. Bak şu an. Bir bu. Sonra bu hareketi yapıyorsun. Şu. Evet. Sonra. Bu dizi. Herhangi bir şey var. Çok güzel. Geldi. Tamam.
Tam buraya geçmesi lazım. Çok şey yapmış. Hüseyin aynı. Hüseyin de normal half guard olacaktır ya da butterfly half olacaktır. Yani niche shield'ın olduğu ve olmadığı senaryoyu konuşacağız. Şimdi niche shield'ın olmadığı senaryodan bahsedeyim. Ben gelişmeye çalışırken rakibim beni half guard aldı. Şimdi burada yapmam gereken şey aslında daha demin yaptığımla aynı. Dizimi rakibimin bel soketini drive'ını yani oraya girmek istiyorum. Ancak bunu yaparken kafamın pozisyonu daha demin yaptığımız gibi değişecek. Ancak şimdi bir aksaklıkla karşılaşıyoruz. İki seçeneğimiz var. Ya biz yükseleceğiz ya da biz büküleceğiz. Şimdi ya şunu yapacağız ya da bunu yapacağız. Bizim yapmak istediğimiz şey bu. Rakibimizin ağırlığımızı vererek durmak. Çünkü eğer bunu yapmazsam, havaya kalkarsam ben bunu kalacağım. Ancak bunu başarılı bir şekilde yaparsam, bunu önce bilirsem benden bunu kalırım. Şimdi burada bunu yaparken bazı komplikasyonlarla karşılaşacağız. İşte rakibim butterfly'ımız alabilecek ya da figure four yapacak, bize izin vermeyecek kullanmamızı. Hepsini şimdi teker teker işleyeceğiz. Ancak şimdi çalışmamız gereken şey rakibimizin bu şu an bacakları kapalı altında. Bu bacakları body lock press'e nasıl açacağımız? Şimdi geldik. Daha demek değil. İçeriye girdim. Rakibin ayakları kapalı şu an. Yapmam gereken şey içerideki ayağım biraz kendini pinç ederken yukarı çıkmak. Ben butterfly koyuyorum. Sonrasında eğer açılmadıysa rakibine bacakları, şu an Eda'nın bacakları açıldı ama bu bacağı yukarı doğru yürümek istiyorum. Yani aslında yaptığım şey geldim, bacağım zaten var. Baskıyı verdim, hip drive yaptım. Sonrasında butterfly'ı taktım. Aynen. Şimdi bacakları kıt 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 yürüdüm. Buradan sonra yapabileceğim birkaç şey var. Bir, baskıyı devam ettirip mount'a geldim. Ya da tamamen burayı ekranete saydım. Biz şu an mount'a gelmeye çalışalım. Bir daha yapıyorum. Body lock'ımız var. Hip drive'ımızı yaptık. Butterfly hook'ımızı aldık. Rakip yeri mırılıyorum. Butterfly hook'um her zaman aktif. Eğer aktif olmasa bir atacak. Ağırlığımı verdim. Yürüdüm. Dizimi içeri girip mount'a geçtim. Ve tırmandım. Son son. O zaman 3, 2. Yes, why are you? What are you? Kafanı değiştirince diğer tarafa da vurdum. Şimdi nasıl yapalım? Ağırlığı önerdi. Kafanın üstüne de çekiyorsun. Kafanı yerin üstüne koyuyorsun. Bunu ağırlıksız bırakmıyorsun. Şimdi bunu kullanarak kalçanı kaldıracaksın. Ve
tarafa doğru ayağınla adım atacaksın. Ayaklarım bağlı. Yani şimdi yere koyduğum için aşırı da havada böyle oluyor. Diğer tarafa atlamasam lazım. Bu ayağımda. Evet. Sonra içeride. Deniz şunu söyleyeyim. Burada ayağını nasıl içeri alıyorsun? Burada benim ayağım. Burada bunu yapacağım ya. Bak içeri pozisyonu nasıl koyabilirsin? Thank you.
Şu an yükselen o da butterfly. Şimdi bunları biraz konuşalım. Butterfly'ı gördüğünüz anda geri kaçmaya çalışmayın bu pozisyonda. Çünkü elleriniz rakibinizin altında ve hiçbir base'iniz yok aslında. Farklı. Çünkü bir ayağınız rakibinizin bel sürekinde, iki eliniz rakibinizin belinin altında, bir ayağınız da havada. Yani eğer geri kaçmaya çalışırsanız böyle bir durumda. Geri kaçmaya çalışıyorum şu an. Sleep olacak. Aslında yapmam gereken şey butterfly hook'un üstüne gidiyor. Bir adım atacağım şimdi. Aslında yana doğru değil de dairesel bir adım atacağım. Kesinlikle geri adım atmıyorum. Yukarı adım atmıyorum. Yana adım atmıyorum. Bacağım böyle yana atacağım. Bir çembersel bir adım atacağım. Butterfly hook'u mal edeyim. Bu da butterfly hook'u aldım. Şimdi bakın. Koydum. Şimdi beni atması basıncı verdiğimde çok zor. Hatta yani imkansız bir şey. Şimdi burada yapabileceğimiz iki oyun var. Bir, eğer hook'u loose'sa, yani benim mount'a geçmemi önlüyorsa, mesela daha demin ne yaptık? Ben sonra dibine gelerek mount'a girmeye çalıştım. Şimdi rakibim bunu engelleyebilir. Nasıl?
Ruhumun üstüne yapmak. Giremiyorum, yukarı çıkamıyorum. Burada yapmam gereken şey hip switch. Yani kalça değişimi. Kalça değişimi yapıyorum. Bunu nasıl yapacağım? İçerideki butterfly hook'um varken yukarıdaki ayağımı şöyle bir motion, hareket ediyorum. Siz çocuklar değil. Ben bilmiyorum. O kadar instruction. Şimdi aldım. Ben de anlıyorum. Anaconda. Basıncımı verdim. Yukarı kalktım. Rakibimin loose bir hook'u var. Yukarı kalktım. Dizimi içeri çevirdim. Saydım. Zor gözüküyor. Kesinlikle değil. Ellerinize ve rakibinize biraz baskı verdiğinizde bunu yapabileceksiniz. Bir daha yapayım. Sıfırdan başlayalım. Daha denk bir pozisyondayız. İçeri girdim. Ben butterfly'ı alırken o da butterfly'ı aldı. Yukarı adım attım. Basıncı verdim. İlk önce bir yokladım. Mount'a gelebiliyor muyum? Gelemiyorum. Yukarı kalktım. Sahile geldim. Harika. Bir de şunu diyeyim. Buraya geldikten sonra yukarı yürüyeyim. Yukarı yürürseniz aynı. Çünkü ellerim yok. Asıl yapılması gereken şey buraya geldim. Aşağı yürüyorum. Bacaklarını engel etmiyorsun. Buradan sonra geçişlerimizi göstereyim. Buradan sonra yani yapabileceğiniz aslında çok şey var. Andrew Crossway savaşına girebilirsiniz. Biraz daha ezip dizlerin üstüne çıkabilirsiniz ya da direkt sırtı alabilirsiniz. Bir bakın neyi alabiliyorsunuz, neyi alabiliyorsunuz. Önemli olan hip switch yapmanız. İşte bu olmadı. Ha evet. Şey geçiyorsun ya, butterfly hip switch'e geçiyorsun ya. Butterfly'ın seni takip edememesinin sebebi ne? Aslında şu... amacım daha doğrusu şu. Ben butterfly'ın onu yere vuruyorum. Yukarı çıktığımda o beni bir yere kadar takip edebiliyor. Ancak yukarıdayken ağırlığımı onu biraz da bacağıma veriyorum. Yani şöyle oluyor. Biraz şunu istiyorum. Sonra dizim aşağı iniyor. Aşağı ince iyice kırılıyor. Sonra yana dönüp hip switch'i yapıyorum. Yani o gecene kadar onun butterfly'ına ağırlık veriyorsun aslında. Evet evet, aslında yani üstteki ağırlığı biraz da rakibimin butterfly'ına veriyorum. Yapınca bence daha iyi anlayacaksınız. Ben de ilk yaparken biraz saçma geliyordum. Ama bir görelim arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Tabii. Hopper deyip içeri girdim. Ben butterfly alırken rakibim de butterfly aldı. Bacağım bariyesine çıktı. Ağırlığım rakibimin koltuk altına doğru kendimi verdi. Şimdi bir yokladım. Mount'a girebiliyor muyum? Giremiyorum. Daha yukarı çıktım. Ağırlığımı verdim. Dizimi büktüm. Kaldırdım. Geri gittim. Bazen ha, güzel aslında. Tamam, canını acıtmamak için mi? Biraz aynı. Onun için sordum da. Aynen. Çünkü o da ağırlığımı verdim. Yani yok aslında. Geldik. Sen butterfly diyorum, ben butterfly. Çıktım. Ha. Anladınız mı? Yanından kayar. Evet, evet yani... şuraya diziniz olabildiğince yaklaşıp dizinizi kırın biraz. Yani onun gribi kırılsın, bir şey olmaz. Takım arkadaşınıza. Nerede bir böyle. Sorusu olan. Oldu mu orada? 3, 2, 1. Thank you.
Bak şöyle, benim bacağım senin ayağını aşağı basıyor.
gelmek zamanını bulmadığın anda ben böyle hissediyorum. Eğer ayağın ağırlıklı değilse, bu hafifse, üstünde bir şey yoksa, ben zıpladığımda bunu böyle kaldırıyorum. Yani. Ama benim böyle aşağı basan bir videom var. Hani bıraktığımda senin yukarı gelmen sıra sıyıyor. Onun için kat yok bir şey. Anladım. Bu bacağı bastı herkese değil mi? Aynen. Önceki yaptığım İçeri girmişim değil mi? Şu an içeri girdiğimi düşündüm. Bir şey yapmamışım. Şimdi ellerim aşağıdayken ilk amacım crossface almak. Ancak ben crossface alırken dışarıdan bu eli bırakıp girersem bu eli engelleyecek ve farklı dertlere gelecek. Benim yapmak istediğim şey baskımı verdiğimde bir anlık elimi bırakıp dik olarak onun vücudunun üstünden girmek. Böyle ya tabii ki de size zorluk çıkarabilir, yani bundan girerken tutabilir, edebilir. Ama ben her şekilde basınçla birlikte burada ilerleyebileceğim. Ama eğer dediğim gibi, bunu bırakın. Şöyle bile gelsem tutacak. O yüzden her zaman içeriden girmiyor. Bunu yaptık, girdik. Şu an içeriden crossface'imi aldım. Burada bırakmıyorum bu crossface'i. Bu crossface bir şekilde rakibimin kolunun altından tutabilir, partnerimin daha doğrusu. Omuzundan tutabilir. Bunu bu gridi aldığım anda, bu arada tercihen koltuk altından parmaklarını sokarsanız çok iyi olur. Bunu aldığım anda yana biraz oturmak istiyorum. Neden? Çünkü gördüğünüz üzere şu an elim burada sıkışık. Yani ne yaparsam yapayım bu el çıkmayacak buradan yani. Bu yüzden bunu aldıktan sonra yana yattım. Bakın şu an elim çıkabilir. Aşağıdaki boşluğa. Bu el çıktıktan sonra Andrew alıyorum. Andrew burada gable grip birleştirmiyorum. Tabii ki de birleştirebilirsiniz. İsterseniz bu tarafa gelin arkadaşlar. Gable grip birleştirmiyorum. Wrist to wrist yapmak istiyorum. Yani bilekler bileğe yapmak istiyorum. Bir de omuzunda birleştirmiyorum. Atlayıp omurgasına gitmek istiyorum. Çok fazla bir basınç farkı olacak. O yüzden arkadaşınıza sorun iyi mi böyle diye. Direkt paldır güldür girmeyin. Çünkü direkt omurgasına basıyoruz. Nefessiz kalabildik. Girdik, tuttuk. Sonra geri oturuyoruz. İşte buradan sonra artık crossface Andrew Savaş'ı kazandıktan sonra batıf uyku alabilirim. Eğer o hiçbir şey yapmazsa bacaklarımın yanına açıp buradan mount'a girebilirim. Eğer o da butterfly alırsa daha demin öğrendiğimiz gibi. Hatta burada çok daha fazla basıncım var. Şu an şu olduğunu düşünürsek çok fazla basıncım var. Hip switch inanılmaz kolaylaşacak şu an çünkü bir yerden sonra bırakmak isteyecek oku basınçtan dolayı. Şu
Şimdi biraz bunu çalışalım. Öğrendiğimiz şeyleri yapalım. İlk amacımız, batıklarını almadan önce ilk crossface kazanıyoruz. Crossface kazandıktan sonra partnerimizi geri çekiyoruz ve bacaklarımızı sıkıştırıyoruz ki bizi sweep edemesin. Sonra bu elimizi kurtarıp asla yine dairesel değil, içeriden giriyoruz. Omurgasının altında wrist to wrist yapıyoruz. Aşağıdaki eliniz yine yukarıya baksın. Çünkü böyle olursa basınç biraz olmayacak. Ya da olur da kurtaramazsınız elinizi. Aşağıdaki el yukarı baksın. Wrist to wrist yaptıktan sonra işte daha demin öğrendiklerimiz butterfly yok alırsa, almazsa gibi şeyleri uygulayabilirsiniz. Sorusu olan. Evet. Daha alttayken reverse crossface alsa onu temizleyip mi crossface'ı gibi? Reverse crossface alsa. Ben ikisini de tamamladım. Aynen. Yani sözü şu daha altta. Daha altta. Hani gene crossface'e giderim. Yok zaten buradayız. Ben bodyload'dayım. Şimdi ben zaten burada doğru yaptığımda şu anda daha sıkışmış olmamız lazım. Şimdi ben buradan giriyorum zaten. Bana olabileceği yok. Şimdi buradan sonra da yana oturmak. Oradan. Yine giriyorum. Alabiliyorsa boşluk vermek. Kafam hiç kalkmıyor. Hiç. O zaman baskım olmaz. Zaten alt vücudunu kontrol ediyorum. Benim amacım üst vücudu kontrol ediyorum. Üst vücudu da yapışan. Başka? İlk başta dediğiniz butterfly'ın sıkı olması ne demek? Benim butterfly'ım. Hadi baskım. Tamam. Şu tarafı yerine yapsın acaba. Şimdi butterfly'ın sıkı olması demek. Şurada bir butterfly'ım. Şurada bir butterfly'ım. Ama buradaki amacımız hep dönüyoruz herhalde bir şekilde. Buradaki amacım aslında onun bel soketinin içine doğru biraz daha. Çünkü şöyle bükemem Eda'yı. Boşluk var. Ancak şöyle yaparsam aktif. Bak şu an bir şey yapamıyorum. Butterfly'ın aktif olması demek bu bacağımı mıhlıyorum. İmam olay. Eda'nın sıkılıp kalması için. Eda'nın sıkılıp kalması demek bu. Benim bacağım bu şey. Loose yani gevşek hook da bu. Eğer gevşek hook alırsam mouse'una geçen. Çünkü gevşek hook alması için şu an geçemiyorum. Ama eğer sıkı hook alırsam bacağı gergin, bacağına iletebilirim, yukarı çıkabilirim, kayabilirim. Bahsettiği şey bir şey yok. Soğuk olmuş. Mesela burada bunu ben rahat bırakırsam yine böyle gidiyor. Ama rahat bırakmak da sıkarsam böyle gidiyor. Teşekkür ederim. Bu böyle olmuyor. Başka? Niş'i yapıp göstereceksiniz. Göstereceğim. Evet. Şu an işte ikisini birleştireceğiz. Sonra son 8 round'luk bir zorluğumuz olacak. Yani ben şey yapmayacağız. Var mı başka sorusu? O zaman 3, 2, 1. Bunu tek daha yaptım. Baştan söyleyeyim. Sonra unutuyorum. Ne yapıyorsun? Crossface under düşüş. Arkadaşlar ilk amaç crossface under alabilmeyi. Burada bana crossface kadar yapma. Aşağıda o şimdi. Şuradan direkt bir crossface under istiyorsun. Mustak var. Mustak var. Butterfly takmadan crossface alıyorsun değil mi? Önce şu şey aşırı oldu. Ama oldu ama yansıdı.
yine de yazılmış. Ama içeride alırsan da bunu burada kalıyor. Doğru mu? Böyle kalıyor. Peki şu an dışarıda var. Şu an. Ama senin aşağıda oluyor. Orada engelleyebilirsin. Biraz Thank you.
uçağın mat zorlanması. Ha? Biraz uçağın mat zorlanması. Mat zorlanması. Mat zorlanması. Ha? Şu an dizimi kontrol. Yukarı kalktığımda o diz biraz daha kurtuluyor. Sonrasında şimdi butterfly takıp bu sefer butterfly'ı bıklamak yerine değil de kendimi ileri doğru iteceğim. Onun şöyle anlatayım. Onun bacağım sabitlerken bir yer olarak yani yürüdüğünüzü veren zıpladığınızı düşünün. Bunu bir base olarak kabul edip kendimi ileri doğru iteceğim. Bu onun bacağı beni takip edemeyecek. Bu sayede hem de ben dizimi kurtarıyorum. Şöyle gözükmesi lazım. Ben herhangi bir yerde yani crossfit anlatamıyorsam yukarı çıktım. Butterfly'ı taktıktan sonra yukarı kendimi ittim. Şimdi buraya geldikten sonra hala bu grebi tutabilir. Buradan sonra da yapmam gereken şey ilk önce böyle göstereceğim sonra hareketini göstereceğim. Yana biraz düşmek. Hala düşmek. Şu an gidecek bir yerim yok. Ancak ne yapabilirim? Diğer bacağımı yine yardım. Yukarı çıkıp bu kadar sayda gidiyorum. Şöyle gözükecek. İngilizce aldım. Ben crossfit anlıyordum var. Yukarı çıktım birazcık. Butterfly'ı taktım. Çıktım. İndim. İndikten sonra. Biraz daha indim. Dizim yerde. Bacağı tuttum. Çıktım. İsterseniz ayağa makas yapıp kalkabilirsiniz. İsterseniz bu dizi arkaya indirip yine sayda düşebilirsiniz. Bu da ölüm gribinden kurtulma yolu. Herhangi bir şey yok. Anladım kalmış olmanız şart mı? Evet. Çünkü eğer body lock olursa öyle bir durumda. Ben zaten kalktıktan aynı. Aynı. Böyle şeyler olur. Crossfit Underhook'un Crossfit Underhook'un sebebi bu pesti. Zaten ben aşağı vücudu kontrol ediyorum. Şimdi üst vücudu kontrol edip avantajlı bir duruma geçmek istiyorum. Onun body lock'tayken zor. Başlasın sonra. Galiba yok. Anlamayan arkadaşlar bunu 20.06'ya kadar, 20.05'e kadar yapacağız. Sonra pozisyonel rollara geçeceğiz. O zaman 3, 2, 1. Eşini değişim aramızda arkadaşlar. Uçakla yapacağız. Buradan geçemeyesin ya. Ya. Başlayalım. Ya. İki aşamada. Birisi beni işte dizime sokmaya
Ha, içerisine al. Şurası. Ben bak, ben ayarladım onu. Buraya. Ayşer'den ki ama normalde topuğu bırakırsan, topuğu ya da bir şey çıkarırsan direkt çıkıyor. Devam mı? Devam mı?
Thank you.
Baba gene mi? Yok yok aslında. Kusura bakma. Önemli değil de. Benim elime geldi. Arkadaşlar zamanı ayarlayamadığım için bir rol yapamıyoruz. Bunlar diyor. Sıra yapabilirsek yapalım.